lay 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 la 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 lay lay la la lay la. Bir başkadır benim ütülmüşüm. Lan dayak yememek için amma yalıkadık yapayım ya. Sana da günaydın. Ya da sana anlayacağım bir dilde söyleyeyim. Zaba zaba niye öyle anlamsız kelimeler çıkarıyorsun lan manyak ibibük. Dur senin stop düğmene bir basayım. Gözüm açık diyordun ya, bir süre ondan idare edersin. Ulan ben hemşehrim ya, ulan koruyayım ben. Ulan baksana şu çayın yarısını koruyayım, yarısını koremiyorum. Ya salak, çay zaten yarım dolu bardakta. Ulan gitti, gözüm gitti. Gözüm gibi baktım bu adam, gözüm gitti. Bak, gözün açılması için bir şok daha geçirmesi lazım. Onun için ben sana bir tane daha çakayım, maymun gözünü açsın. Gel bak ne içine. Ulan kolum gitti. Üzülme lan, kol kırılı yen içinde kalır. Bilemedim. Ali Sami yen içinde kalır. Allah belanı versin. Bir de utanmadın, espri yapıyorum. Diğer üstlerde bayısı ne olacak? Allah cezanı versin. Ulan ben burada daha bir daha sakatlarım. Sakatat olmadan en uzayım gideyim. Hazır uzamışken uzak doğuya kadar gitsem iyi olacak. Sağlığım için daha iyi olacak. Hadi Allah cezanı versin. Oraya kadar gitmişken bana da mam çıka götü seni ondan diyor. Lan. Anne, lan gözüm açıldı be, he? Lan bir açılıyor bir kapanıyor, he? Kısa devre mi yapıyor yoksa? Neyse artık, bir süre Ecevit modunda yaşayacağız. İdare eder. İyi günler hanımım. Beni temizlik şirketinden gönderdiler. Adım kalkılmış ama dostlarım kısaca kalktı. Benim adım da Atiye ama sen kısaca at deme. Geç bakalım içeri. Deme. Ben pazara gidiyorum, sen şöyle ortalığı güzel bir temizle. Tamam, merak etmeyin Atiye Hanım. Yani bir temizleyip cilalıyor çünkü. Cilalı taş devri gibi olacak mı? Hadi göreyim seni. Tamam. Ulay. Ana, aşifte karı. Bir ton boyayı yüzüne çalmış. Telefonelerdeki boyalı papağanlara dönmüş. Değmesin yağlı boya, ne bir şeye de benzese. Ulan benlerim yeter be, çok şey yani. Ulan şu benlerim de olmayaydı. Yakardım dünyayı be. Gözleri fettan güzel, dert katan güzel. Elinde. Ana, ne çabuk da gidip geldim boyalı papağan ben. Sakın kapıdan bak. Evde senden başka kimse var mı? Geç içeri. Polis peşimizde, rehin alıyoruz seni. Ne rehini? Ana! Ahır ömrümde buradan başıma gelecekti benim. Konuşma, yürü geç. Etrafını soruldu, teslim olun. Temizlikçi kadını rehin aldım. Eğer terso bir durum olursa gebertirim ha. Korkma abla, sana bir şey yapmayacağız. Ne bileyim kardeşim temizlikçi olduğunu. Ya suç ortağınızsa? Vallahi değilim be abiciğim ben. Ben temizlikçiyim. Adım kakılmış ama siz kısaca kalk diyebilirsiniz. Git seni. Gel abla, gel buraya. Terso bir iş yapmayın lan. Dağılın yoksa gebertirim temizlikçiyi. Ya oğlum çok korkuyorum ya. Ya polis içeri zorla girmeye kalkarsa? Merak etme, kakılmış elimizde rehine kaldığı sürece polis bir hafta boyunca bize dokunamaz oğlum. Ana! O zaman bir hafta boyunca itilmiş de bana dokunamayacak. Fiske bile vuramayacak. Çok şiyane be! Ana! Nenenenden dudu! Yandım vallahi çok şiyane! Ne yaptın lan yaptığını? Kadın korkudan kafayı yedi. Allah Allah! Yandan vallahi korkudan değil. Sevinçten yapıyorum be. Ha? Sen de alandın, sen de edin lan. La dur be. Ver şunu. Ne alıyorsun silah elimden be? Bugün sıkmayacağım da daha nasıl var sıkacağım?
Ulan bugünün tarihini bir yere not edeyim de her sene bugün itilmiş işgalinden kurtuluşumu törenlerle kutlayayım. Ben de dolandım sende dolan gel geriye. Fistan aldım endazesi o yediye. Amirim suçlular İnadiye Sokak Tuna Apartmanı'na girip temizlikçi bir kadını rehin almışlar. Kadının adı Kakılmış ama siz kısaca Kalk diyebilirsiniz tamam. Ne diyorsun lan sen salak? Tamam. Şey diyorum amirim, kadını rehin almışlar. Bu durumda ne yapalım? Tamam. Elinizin körünü yapın, tamam. Tam olarak anlayamadım amirim, tamam. Başlatma olan amirinden, tamam. İki tane sivilceli otofaresini yakalayamadınız be. Gidip yakalayın şunları. Biz temizlikçinin ailesine haber veririz, tamam mı? Tamam. Tamam amirim, tamam. Lan oh de! Bundan sonra bir hafta boyunca her bugünüm şiyane pazar gibi şiyane geçecek. İtilmiş ayısı şimdi kim bilir nerede yadır. Salak Teletabi. Eve gelmediğimi görünce çok şaşıracak. Çaylar tavşan kanım. Sağ olun ablacığım. Maşallah abi. Keyfe bak bacıdaki. Dayaktan yırttım diye senin belak akılmış yine. Seni o lavukların elinden kurtarıp özlediğim dayan hayatına geri çoğur edeyim. Ver şunu kardeşim ya. Bırak lafımı tamamlayın. Ver şunu kardeşim bırak ya bırak ya. Biz sana megafonu karını sakinleştir diye verdik. Sen iyice panik yarattın kardeşim. Ben emniyet kuşlarına yardımcı olmayacağım. Bırak kardeşim yürü ya yürü. Ya, bırak kardeşim. Ulan bu Sergen ayının ne işi var burada? Turneye mi çıktı yoksa? Acaba istek dayak da bulabilir miyiz? Şöyle hüzzam makamında bir coplan kafasına kafasına vurabilir misiniz? Çivi gibi çakıl. Vur! Dinlesin! Yürü! Anca gidersin! Cokik ayısı! Dereyi görmeden hemen mayonu giymeli kalkılmış. Seni elime bir geçirirsem yeşil sahalarda görmek istemediğimiz görüntülü olacaktık. Yürü! Anca gidersin! Vay be. Tabii ki. Kurban olduğum Mevlam. Eğer normal insanların hayatları ne güzelmiş be. Çok şiyaneymiş. Başkomiserim. Hiç sesleri çıkmıyor. Daha ne kadar bekliyorsun? Merkezden eve gelene kadar beklemek zorundayız. Uyanın! Biraz daha ben. Hadi kardeşim uyanın! Teslim olun! Yoksa kurtarma operasyonu ne? Yapacağız. Kurtarma operasyonu mu? Ulan niye kurtarıyorsunuz be? İtilmişten dayak yemek için mi? He? Sakın yaklaşmayın polis abi. Ellerinde bir sürü bomba var, bomba. Uydurma be. Ne bombası? Ne bileyim ben diyelim. 90-60, 90 çapında bir bomba var. Yok ya. Sarışın mı, esmer mi? Niye öyle dalga geçiyorsun? Ben doğruyu söyleyeyim. Vallahi ışık tabancasından tutun da bütün lav tabancalarına kadar her bir şey var ellerinde. Yok mu ya? Vallahi eğer yanının başında şuradan şuraya gitmek nasip olmasın. Ya Kakılmış niye yalan söylüyorsun? Yakacaksın bizi. Ulan şu tabancayı şöyle iyicinem ağlıma dayıver. Elini korkak alıştırma. Elinde bomba niye olduğunu öğrenirse yaklaşamazlar. Sen benim dediğim yap. Biri yap. Yalan söyle abi. Yalan söyle. Ulan inanmaz abi. Abi operasyonu başladı ama. Ya bırak kardeşim ya. Ya yine mi sen ya? Ya bıktım senden ya. Bir sürü işimiz var kardeşim. Geç buraya. Devletin sıcacık dostluk eline uzanın. Hiçbir şey yapmayacağız. Söz veriyorum teslim olun. Ben teslim oluyorum. Zaten bu rehine işine kalkışmamız çok salakça bir şeydi. Ne? Evet teslim oluyorum. Ben de teslim oluyorum. Eğer fırsat verilirse devlet için elimden geleni yaparım. Manyak herif teslim olursanız üçümüz beni gebertir. Aman vallahi ya. O senin sorunun abla. Teslim oluyorum teslim ben. Teslim oluyoruz teslim. Ha, teslim oluyorum. Aferin size. Böyle akıllı olun canımızı yiyin. Ulan siz teslim olursanız ben de sizi rehine alıyorum bu sefer. Yaklaşanı gebertirin. Hayda. Dur, git.
yapmam, şeytan doldurur valla. Ötürmüş ayısı, bunu benden beklemiyordun değil mi? Neredesin ulan? Ne yanıya gittin? Aman türeyu, yaklaşanı vururum dedim size. Yaklaştın. Ya kalkılmış buradayım. Beni bak, konuşmama hakkına sahipsin. Söylediğin her şey aleyhine tekme, tokat, yumruk olarak kullanılabilir. siz de çoğuluk. Çoğuluk abi, çoğuluk. Sen cennete o çoğuluk abi. Ulan